Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 62. level hesabının içerisindeyim. Daha önceki atmış olduğum videoda biliyorsunuz ki karargahı 24. seviyeye yükseltmiştim. Yani basmaya bırakmıştım. Evet arkadaşlar karargahımız 24. seviyeye yükselttik. ondan sonra heykel tıraşımı yükselttim ben ve bir tane hasar heykeli yerleştirdim. şimdi de cephanelimi yükselteceğim arkadaşlar. 24. seviyeye yani max seviye yükselttiğim zaman zoka ve savaşçıyı e, yükselteceğim inşallah. Evet e, şimdi ganimet avına çıkalım. Ondan önce bakalım ne kadar istiyormuş. E, operasyon ödüllerinden taş ve demir geldi. E, odun eksiğimiz var. Yaklaşık 4.5 milyon sanırım toplarız. Cephaneliğimizi bastıktan sonra sıra sıra yükselteceğimiz şeyler gemiler olacaktır. 24. seviyeyi yükselttiğimiz zaman ekstra zoka geliyor, ağır savaşçı, ee, piyade er geliyor, meşelle dondurucu, meka ekstra birer tane daha askeri ilave olmuş oluyor gemilere. Evet arkadaşlar şimdi ee, hemen bir ee, kaynak ödülümüze toz kullanalım bir tane. Hasara kullanalım, bir tane de gambota kullanalım enerji için. Ee, evet, şimdi ganimet avımıza çıkalım, bakalım ne kadar istiyordu? Tekrardan bir daha bakalım. 4, 4 milyon 500'e yakın, evet. Şimdi hemen bakalım, saldırımıza geçelim. Daha öncesinden burada ne varmış? Buliti de yükseltmeye bırakabiliriz. 10. seviyeye yükselteceğiz. Evet şuraya bir bakalım. Gözcülük şuradan başlayalım. Gözcülük yapalım. Evet şeyi güzel. Odunu taşı demiri güzel. Ganimeti güzelmiş. Hemen saldırımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki savaşçılarımızı tarihte direkt fişek atmadan ben sıralı bir şekilde çıkartıyorum. Daha öncesinde de söylemiştim dağılmaması için. Evet direkt boşluğa fişeğe attım. Hemen sislerimizi de atalım. Roket uyandı. Evet. Karargahımıza. Bu arada hız serumu geldi arkadaşlar. Hız serumu da çok etkili bir özellik. %400 e, gibi hızlandırıyor askerleri. Yani çok büyük bir hıza <laughs> ulaştırıyor. O yüzden çok rahatlıkla e, adaları temizleyebiliyoruz. O yüzden bunun e, günü dolmadan yükselteceğiniz yerler varsa ganimet avına çıkabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir özellik. Evet e, burun da taşı altını ve odunu güzel. Hemen şuradan Bakalım şuraya bir yaylım atalım. Evet. gene aynı şekilde sıralı bir şekilde çıkartıyorum. Şu boşluktan götürelim. Şurada şok mayınına basmadan sanırım bir tane zayiat verdik giderken bomba yanına bastık. Olsun sıkıntı değil. 1, 2, 3 şok hızlandırıcıyı da attığımız zaman süratli bir şekilde vuruyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hız serumun ne kadar çok etkili olduğunu görüyorsunuz. Güzel bir tane istihbarat verdi. hemen şuraya da bir gözcülük yapalım. Güzel. Ganimet güzel. Evet dediğim gibi sanırım hız serumu olduğu için herkes ee, adalarında saldırılar gerçekleştiriyor. Ganimetler iyi. Burada normal, standart, sıralı çıkış yapmadım. Evet. 1 2 Şu aleve de şokumuzu atalım. Yani şok <laughs> atmadan bile indirdi. Ya hız yorumu gerçekten çok iyi arkadaşlar. Güzel bir özellik. Evet. Ee, şuradan sandığımızı da açalım. Evet. Buranın da hmm. Şuraya bir tane böcek atalım. Komple orayı temizlesin şuraya bir mayın atalım. Burada bir tane de şuraya attık mı? Bakın arkadaşlar burada sıralı çıkış yapacağım. Dipten ziyade boşluğa atıp şu aradan şurada bir tane şok mayını var. İp gibi dizildiler. Gördüğünüz gibi, o burada yanlış şeref şe katmışız, baya bir zayiat verdik. Neyse olsun sıkıntı değil. Mavi heykeli de vardı arkadaşın. Evet, aldık ama bayağı bir asker zayiat verdik. Fail bir saldırı oldu. Ee, yukarıya fişek atacağıma ara boşluğa tekrar attım. Neyse olsun önemli değil. Yani çıkışımız karayaha kadar güzeldi. Ama sonrasında Evet. Bakalım. Evet. Buranın da de güzel. Ortaya da bir yaylım atalım. Mayınlarımızı temizleyelim şuraya bir tane top atışı yapıldıktan sonra burada normal standart çitsizli çıkalım. Boşluğa attık fişimizi karargaha gönderdik. İki tane bomb topu varmış, görmedim. Önemli değil serumumuzu da sallayalım. Ortaya da bir tane böcek atalım. Topumuzu atalım. Enerjimizi yiyelim. Zaten hıftarımı olduğu için 2 saniye bile demiyor. Pat pat indiriyor arkadaşlar. Evet. Ee taş depomuz dolmak üzere sanırım. Ne kadar kalmış? 1800. Yani şu şunu da yükseltelim şeyimizi kullanabiliriz dolduğu zaman ham kristale çevirebiliriz Evet çok güzel ganimet gayet güzel dediğim gibi sanırım hızlarım olunca herkes ganimet alında burada şuraya da atalım burada sıralı çıkış yapacağım arkadaşlar şuradan karargaha çıkartacağım. Oo. Evet. Hadi bulut, hadi bulut. Hayda. Neyse şok mayınına takıldı ama olsun. Yani zaten özelliğini çalıştırmadan indirdi. Evet bir tane istihbarat verdi. O da güzel. 5 tane zayiatımız var. Az bir şeyimiz kaldı. Bunun ganimeti birazcık odun yani bize odun lazım olduğu için odun şeyine bakacağız. Bir bul diyelim bakalım. O bayağı bir düşük. Arkadaş hiç girmiyor sanırım. Senin de hiç yok odunun. O 636 bin. Süper bir ganimet arkadaşlar. Bu arkadaş hiç mi saldırı yapmadı? Bu nasıl bir ZP 68 level? Yani neyi yükseltti ya da savaşta ganimetini biz mi çöküyoruz anlamadım. Süper, 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 süper. Evet arkadaşlar sıralı çıkış yapıyorum, sıralı çıkış yapıyorum. Hemen şuradan kenardan gidiyoruz. Evet. Evet, evet evet evet. Ah lazere yakalandık ama sıkıntı yok. Sanırım bu bizim yükseltmemizi gerçekleştirebilir. Şuradan yani süper bir ganimet geldi arkadaşlar. Yani 1 milyon 200 bine yakın evet 1 milyon 200 bin odun. Ne kadar odun kalmış bakalım o 56 bin çok güzel Şeyimizi, bluetimizi de yükseltebiliyoruz bluetimizi yükseltmeye bırakalım ee, 56 bin odun istiyor hemen bir köye daha saldırı yapalım aslında doktor t yetkinliği de yapabilirdik ama yani hadi doktor t'nin şeyini alalım bir iki adasını alalım oradan gelsin ganimet 58 bin ne kadar Evet sanırım yükseltmeye bırakabiliriz. 58.000'i geçtik mi? Geçmemişiz. Çok az bir şey kalmış. Hemen ikinci şeyimizi bir hemen geliyorum. Hemen ikinci levelimizi de geçelim. Burayı da yayılımla alabiliriz. Evet. Evet. Sanırım şimdi cephanelimizi yükseltmeye bırakabiliriz arkadaşlar. Evet cephaneliğimizi yükseltmeye bıraktık. 2 gün 7 saat sonra şuradan hemen bakalım. Evet arkadaşlar cephaneliğimizi yükselttikten sonra gemilerimizi yükselteceğiz. Zaten Gemilerimizi de maksadıktan sonra savunmalara geçeceğiz. Savunmalarda daha doğrusu savunmadan önce, pardon, şeyler var yükseltilecek. Depolarımız yükseltilecek bir levelde. Yani fazla bir şeyimiz kalmadı bu hesapla da. Burada bakalım. Bulletimiz de maksadığımız zaman şeyimiz bitmiş oluyor. Kahramanla bulletle işimiz bitmiş oluyor. Evet, burada şuraya bir yaylım atalım. Hadi seni de alalım. Üçüncü leveli de böcekle almış olalım. Hop. Böceklerin hızına bakın arkadaşlar. Oo. Evet. Üçüncü leveli de rahat bir şekilde aldık. Hemen dördüncü levelimize geçelim. Dördüncü levele de bakalım. 85.000 Yani bunu da böcekle alabiliriz. Yani uğraşmayalım. Boşuna asker kaybetmeyelim. Bir tane daha atalım. O şurada bir tane şok Hemen oyalamak için bu, bu lütfü direkt gönderelim. Gerçi ne kadar hızlı bir şekilde vurdular aldılar. Evet. Hız serumunun gücü arkadaşlar. Dördüncü seviyeyi de böcekle aldık. Hemen beşinci levelimize bakalım. Beşinci levelimiz 70 Evet. Şuradan Şuraya bir böcek atalım. Bombayınlarını alsın. Evet. Burada çift sisle çıkalım. Savaşçıları çıkartalım. Rokette bir durakla atalım. Ara boşluğa atalım. Fişeğimizi. Savaşçılar oradan devam etsin. Evet taretlerden dolayı yan yan gittiler. Taşlar ama önemli değil. Bir şok atalım. Bir de hızlandır açalım. Şuraya bir böcek atalım. Saniyeler içerisinde alsınlar. Evet. Beşinci levelimizde kolaylı bir şekilde geçtik arkadaşlar. Videonun sonunda e, operasyon saldırısı göstereceğim arkadaşlar. Doktor T'yi bitirelim önce bir. Evet. Altıncı level bakalım. Evet 6. levelde şuraya bir böcek atalım. Bomb alsın. Burada bu önden çıkartalım. Evet. Şu kuleyi atalım da kulede duraklattıktan sonra karargaha gönderebiliriz. Biraz fazla sis attım ama olsun. Önemli değil. 1-2 hız serumunu da attığımız zaman Evet 6. leveli de basit bir şekilde aldık. Bu sefer Doktor T'nin 6. E, şey daha doğrusu Büyük Adası biraz basit gelmiş. 6. 7. levelleri genelde biraz daha zorlu geliyor. Bu sefer kolay gelmiş. Evet 7. aşamasını da hemen halledelim. Çekirdeğin etrafını mayınlardan temizleyelim yaylımla. Burada sıralı çıkış yapalım. Alev ve Evet. Biraz uzakta olunca boşluktan götürelim arkadaşlar. Şok mayınına takıldı bir iki tanesi. Bakın yine aynı hatayı yaptım. Olsun sorun değil. 1-2 hız serumunu atalım. Evet. Yani canı sanırım azdı. Bir de dediğim gibi bu seferki e, Doktor T'nin büyük adası biraz basit gelmiş. Ne verdi? Bir tane şaheser kristal verdi. 6. 7. aşmalarda veriyor. Evet arkadaşlar Doktor T'nin de e, adasını savaşçı saldırısıyla gerçekleştirmiş olduk. E, şimdi operasyonumuza bakalım. Bu arada hemen bakalım. Evet. 25'lik e, timimizi yeni açtık arkadaşlar. E, 29 gün oldu. Sadece oyun e, timi. Burada da 62 level hesabım duruyor. E, derin kesit ve e, büyük saldırılar açıyoruz. Genelde büyük saldırı açıyoruz. İstihbarat sıkıntı olduğu zaman e, derin açıyoruz ama genelde büyük saldırı açıyoruz hedefe ulaşmak için. Evet arkadaşlar dün ben fidye saldırısı gerçekleştirdim. Hemen ona da bakalım. Yani e, normal klasik çekirdeğin arkasını attıktan sonra bulleti ön tarafa çekebiliyoruz ama ben ne yaptım? Yani canı az olduğu için biraz da eğlenmek istedik. Zoka'yı şokladım. Bulleti ro roketlerin önüne çektim. Karargah bir tane fişe attım. alta bir tane şok attım. Hızlandırdık zaten bir şokla ve hızlandırma serumuyla işi bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar burada kanalıma e, videoma son veriyorum. Kanalıma abone olup destek atmayı unutmayın. Bir timdeki arkadaşlarınızı da önerin. E, sizden ricam lütfen bol bol like atın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Ne kadar çok çoğalırsak o kadar çok güzel etkinliklerimiz olur. E, Şimdi burada şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani karargahımızı işte cephaneliğimizi yükselttiğimiz zaman Zoka ve savaşçıyı yükseltiyoruz. Ondan sonra sıra sıra bakın hangi askerlere ihtiyaç duyuyorsanız daha doğrusu hangisini kullanıyorsanız ilk önceliği ona veriyorsunuz. Ben Zoka savaşçı kullandığım için ilk önceliğim o olmuş oluyor. E, gemileri ve depoları da maksadıktan sonra <laughs> şeye ihtiyacım olmuyor. Depomda bir tane 17 level gambot var. Onu yerleştireceğim. Kaynak ödülüne ihtiyacım olmuyor. Dediğim gibi savunmalar çok önemli değil. Yavaş yavaş yükseltebiliyoruz. Zaten önemli olan karar karargah onları maksadık Saldırı odaklı olduğumuz için gemilerimizi yükselttiğimiz zaman işimiz bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın bol bol. Yorumlarınızı esirgemeyin. Timdeki arkadaşlarınızı önerin. Teşekkür ediyorum. İyi oyunlar.